geleceği nokta neresi olabilir diye de soracağım ama bir yerde de evet yani Hamas nasıl olur da bu yapacağının ya da bu planlanan programlanan çünkü yani binlerce noktaya hem roketle saldırı işte demir kubbe nasıl bir noktada çalıştı çalışmadı onunla ilgili bile işte fiyasko mudur değil midir diye tartışmalar var onları görüyorum ama bunun günün sonunda Netanyahu'ya yarama ihtimalini nasıl düşün? Hamas'ın buradaki hedefinin ne olduğunu da tam olarak anlamak çok sanki oturmuyor bir yerde. Yani bu işte Batı Şeria meselesi değil gibi bu sanki genel İsrail-Filistin çatı başka bir şey mi var acaba diye de bir soru işareti var bir türlü belki de cevabını bulamadığı. Evrilebileceği yer Şimdi. konusunda hem bu konuda yorumunuzu alayım hem de evrilebileceği yer mesela İran'a yönelik bir yaptırıma ya da bir saldırıya doğru mu gider? Çünkü Hamaney'in günler öncesinden bazı paylaşımları çok hatırlatılıyor. Siyonist rejim sona erecek gibi söylemleri, keza Hizbullah'tan bazı böyle bu tür mesajlar geldiği de olmuştu yakın zamanda. O yüzden bu İran'da bir hedefe oturacak gibi görünüyor mu? Şimdi Hamas'ın oyun planı ne olabilir diye düşündüğümüzde ben çok net bir şekilde altını çizeyim. Ben bir bilgi üzerinden değil ama tahmini olarak konuşmak Tabii durumundayım ki. burada. Şunu bir kere altını çizmemiz gerekiyor. Gerçekten demin de söylediğim gibi İsrail tarihinin en Filistin karşıtı, en sağcı hükümeti ve Filistin'e yönelik gerçekten artık İsrailli üst düzey yetkililerin bile eski genelkurmay başkanlarının bile İsrail'de Güney Afrika benzeri bir apartheid rejimi uygulanmaktadır dediği bir noktadayız. Evet. Ve ne yazık ki dünyanın dikkati katiyen artık Filistin üzerinde değil. Çok uzun bir süredir Ukrayna Savaşı'nda. Ukrayna Savaşı'ndan önce de Filistin'e dönük ilgi zaten azalmaktaydı. Onun dışında günümüzdeki gelişmeler bize gösteriyor ki Körfez ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri bu değişen dünyada bambaşka bir konumlanmaya gidiyorlar ve bu konumlanmaya giderken özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Filistinlilerin haklarını hiçbir şekilde öncelemiyorlar. Dolayısıyla Filistin halkında gerçek anlamda bir unutulmuşluk, gerçek anlamda bir gözden ırak tutulma halinin yarattığı bir dehşetengiz bir yorgunluk, bıkkınlık ve öfke olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi Hamas liderliği bu açıdan baktığında belki de bizim kaybedecek bir şeyimiz yok diye bakıyor olabilir. Belki Hamas liderliği için böylesine büyük çapta bir gerilim dünyanın dikkatini bu tarafa çekebilir türünden bir oyun planı var mıdır? Onu açıkçası bilemiyorum. Şimdilik gördüğümüz açıkçası buradan böyle hani her musibetten bir iyi bir şey çıkar da hakikaten birdenbire daha manalı bir yere evrilir mi? Benim gördüğüm kadarıyla şu anda tam tersine sizin de söylediğiniz gibi özellikle İsrail'in İran unsurlarını da hedef alacak türden çatışmanın genişlemesinin söz konusu olması gayet de muhtemeldir doğrusu. Çünkü gerçekten İran'da gördüğüm kadarıyla son dönemlerde yaşanan gelişmelerden çok memnun değil, kendi aleyhine bir takım gelişmeler olduğunu düşünüyor ki biz bunu hatta Kafkaslara kadar bile uzatabiliriz. Azerbaycan, İsrail işbirliğinin Azerbaycan'ı çok kuvvetlendirmesi, bu bağlamda Azerbaycan'ın işte Nahçıvan'la arasındaki Zengezor koridorunu açmasının İran'ı bölgeden daha fazla dışlaması gibi faktörleri de düşündüğümüzde ki bunun altını çizelim. Artık Amerikan basınında da çıktı İsrail'in Azerbaycan'a çok ciddi silah yardımında bulunduğu ve biliyoruz ki İran'daki Azeri nüfus nedeniyle İran her daim Ermenistan'ın arkasında olmuştur. Dolayısıyla burada ne kadar Hamas kendi başına hareket etti ve demin söylediğim gibi aslında Filistin halkının çıkarlarını önceleyerek ya bir kan dökülecek ama sonunda iyi bir yere varabiliriz
gibi, hani bence çok olası olmayan bir hesaplama içine girdi. Evet, ya da İran gerçekten Hamas'ı çok böyle kışkırttı ve yani bunu yapması için çok mu teşvik etti? Hani bana daha çok bu ikinci senaryo daha olasılıklı geliyor açıkçası. Son sorum o zaman şu, bir de Türkiye'nin durumu. Çünkü Türkiye hem Azerbaycan'ın, bu arada Azerbaycan da İsrail'e olan desteğini bugün zaten resmi bir şekilde de açıkladı. O da hani şaşırtan bir sonuç değil. Ama Türkiye'nin durumuna bakacak olursak hem Azerbaycan'ı destekliyor elbette Karabağ konusunda, ama bir yandan da öyle bir noktada ki coğrafi olarak dengeyi de tutabilmesi gerekiyor. Bugün Erdoğan AKP'nin kongresinde, iktidar partisinin dedi ki Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında taraflara itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Bu kadar değindi aslında. Ama sonra geçtiğimiz saat içerisinde Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması geldi. Orada da özetle diyor ki evet, yeniden sükunetin tesis edilmesi gerekiyor. Sivil can kayıpları olayına şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemleri ve buna bağlı tırmanmalar kimseye fayda sağlamayacaktır diyor. İtidal çağrısı yapıyor. Bir şey daha ama diyor ki söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Burası önemli geldi bana. Yani Türkiye bir şekilde bir inisiyatif almaya çalışıyor gibi. Sonuçta başarılı olabilir mi? Şimdi bir kere şunun altını çizelim. AK Parti iktidarı o çok eleştirdiği klasik Türk diplomasisinin serin kanlı, evet, soğuk kanlı, fevri olmayan, birdenbire ideolojik nedenlerle tek tarafı tokatlayıp efelenmeyen noktasına dönmüş oldu. Aklı diye bir kere bunun altını aklıma çizelim, değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı AK Parti kongresinde kendi tabanına seslenirken İsrail'den böyle bir operasyon sesleri yükselecek ve Cumhurbaşkanı normal şartlarda 6-7 yıl önce olsaydı biz ne beklerdik? Böyle muazzam İsrail karşıtı böyle bir parmak sallamalar, diskurlar vesaire beklerdik. İkinci bir Van'da çıkışı beklerdik AK belki Parti. De. Değil mi? AK Parti çokça eleştirmiş olduğu ve kendisini işte yani proaktif olmamakla eleştirmiş olduğu taraflara eşit mesafede duran serin kanlı bir dil benimsemiş durumda. Evet, yani Cumhurbaşkanı tabii ki Mescid-i Aksa'ya gönderme yaparak başladı. Tabii. Ama taraflara itidal çağrısında bulundu. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin başarılı olabilmesi için iki tarafa da tarafsız olduğunu ikna etmesi gerekir. Onun için de zaten siz içinizden İsrail'e ne kadar kızarsanız kızın, ama İsrail'le de diyaloğunuzu muhafaza edebilmek amacıyla bazen sözlerinizi daha dikkatli kullanmak zorunda olursunuz. İşte onun için zaten mesela dikkat ediyorsak sivil kayıpları şiddetle kınıyoruz diyor. Evet. Sivil kayıplar kimden var? Hamas'ın yaptığı saldırı nedeniyle ölen İsrailliler de var. Tabii. Ha, Hamas'ı şiddetle kınıyoruz demiyor mesela. Yani dolayısıyla hani iki tarafı da suçlayıcı. Ey Hamas, sen niye sabah sabah işte bunu yaptın da İsrailleri öldürdün? Ey İsrail, sen de niye orantısız güç kullandın da iyi halt ettin demiyor. İki tarafa da mümkün olduğu kadar ya sakin olun. Yani bunun daha fazla kötüye gitmesine müsaade etmeyin. Böyle bir dil kullanınca o zaman iki tarafla da konuştuğunda o iki tarafta kulağını uzatıp dinleyebilir. Ha, bu başarılı olabilir mi? Yani en azından şunu anlıyoruz. Demek ki Türkiye İsrail'le de konuşabiliyor. Çünkü 10 senedir konuşmuyordu. Demek ki orada bizim bir büyükelçimiz var. Yani burada Ankara'dan 30 tane telefon açılacağına oradaki büyükelçimiz ihtimalen doğrudan İsraillerle temas altında. Yani en azından şunu biliyoruz ki en azından iki tarafla da konuşabiliyor. Evet, ha, bu bir noktaya varır mı bilmiyorum. Hı hı. Ama rehine meselesi olduğu için özellikle İsrail'in rehinelerin Hamas'ın elinde olması, Türkiye'nin Hamas üzerinde ne kadar varsa etkinliği, şu aşamada İran'dan daha fazla etkili olabilir mi çok emin değilim, bunu kullanmaya çalışıyordur elbette. Peki.
Çok teşekkür ederiz Barçın İnanç. Bakalım gerçek, yani bundan sonrası belki çok hızlı bir şekilde görmek. Bu arada ölü sayısının arttığını arkadaşlarım söylüyorlar bana. 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İsrail basınına dayanarak verilmiş olan haberler. Yani en belki böyle kısa vadede çok hızlı bir şekilde öngörmek çok mümkün olmayabilir ama herhalde daha sonrasında daha net anlayacağız. Neden yapıldığına dair belki daha net işaretler göreceğiz. Belki bir arabuluculuk faaliyeti olabilecekse eğer, onun sonucunun ne olduğunu biraz bekleyip görebileceğiz galiba, ama sıcak zamanlar ve sıcak saatler. Çok teşekkür ederiz. Rehberlik ettiniz bize. Sağ olun. Estağfurullah. Kolaylıklar Teşekkür ederim. Diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.